Dönecek. Dönecek. Döndü. 1988 yılında kimimiz vitamindi portakalda, kimimiz yeni gelmişti dünyaya. Yıllar geçti üstünden, unutmuştuk bu adamı. Öyle şeyler gördük ki zamanla Bidilcüs ne ula temalı bu yapımda Tim Burton'ın yine ecüş bücüş karakterlerinin yer aldığı özgün, kendine has ve bir o kadar ABD yapımı olan Beetlejuice'un hikayesinin ilkini muhtemelen bizi izleyenlerin %50'sinden fazlası hatırlamayacağı için kısacık, körpecik, un ufak özet geçiyorum. Bu abiyle bu abla trafik kazasında ölmüştü. Bu tatlış ailede bu ölen çiftin evlerini satın almıştı. Ama ölen aile bunları evde istemezük deyip korkuttular ama ne yapsalar evden kaçıramadılar. Ve sonunda Bidulcuz'dan yardım istediler. Tabi Bidulcuz yani beter böcek abimiz şeytan olduğu için olaylar olaylar ve finalde Bidulcus'u öteki dünyada bekleme odasına gönderip bu iki aile huzur içinde aynı evi paylaşmaya başladılar. 1988 yılında yani o yıllara göre Özel efektler ya olağanüstüydü. Öyle ki insanlar yapıma devasa bir ilgi gösterdiler ki sadece 15 milyon dolara çekilen Beetlejuice o yıllarda 84 milyon dolar gibi yine o yıllara göre devasa bir gişe hasılat elde etti. Şimdi ne güzel anlattık değil mi geçmişi? Geldik günümüze. 2024'te vizyona giren bu ikinci yapım için gerek var mıydı kült filmlerin içine sıçmaya diye bir önyargımız oluştu mu? Oluştu. Çünkü biliyorsunuz Matrix ve Star Wars için aynı şeyi yapıp ırzına geçtiler filmlerin. Şimdi size bir dram göstereyim canlar. İnsanların özellikle memleketinde yaşayan güzel insanların öncelikleri artık sinemaya gitmek değil. Hayatta kalmak. Bunu hepimiz biliyoruz. Tim Burton abi tam 36 yıl sonra Beter Böcek filmini hortlatıp devamını çekti. Okey. Ve ülkemizde bu yapım vizyonda sadece ama sadece 124 bin küsür izlendi. Sinema biletlerinin ve yanındaki mısır içeceklerinin fiyatını da ekleyince salona gidip film izlemek lüksün lüksü oldu. Neyse bakalım beter böceğin devamına gerek var mıydı? Hikayemizde aradan yıllar geçince Vinon ablamız korku evi diye program yapmaya başlamış. Evimizde ruh var, ecinliler görüyoruz diyen herkesi konuk alıp evlerini falan ziyaret ediyor. Eskinin Saadettin Teksoy gibi düşünün. Tabi yıllar geçse de Vinon ablamız ara ara beter görüyor. Öyle ki bu durum psikolojisini bile etkilemiş hap falan alıyor düşün. Üstüne bir de baban öldü kızım. Nasıl? Köpek balığı yemiş. Ne demek ya? Uçak okyanusa düşmüş, ölmemiş. Kurtuldum derken köpek balığı şak diye yemiş. Ya tamam şimdi diyebiliriz imkan var, para var, Hollywood bir endüstri ve aynı kulvarda değiliz de. Anasını satayım belli bir tarz yaratmak, belli bir üslup yakalamak, Parayla olacak iş değil sanki canım. Sonra dönüp dolaşıp bizde niye böyle yaratıcı yönetmenler yok diyoruz. Adam yıllardır kendi tarzında özgün işler üretiyor. Yani şöyle anlatayım. Real Madrid'i düşünün. Para var, vizyon var, finalde kupalar da var. Bir de dön bak PSG'ye. Para var, imkan var. Finalde başın alıyorlar. Neden? Vizyon yok. Vinona ablamız bunları yaşarken o sırada öteki tarafta Monica Bellucci diriliyor diyeceğim. Ama bizi diriltti gibi sanki. Abi bu nasıl kadın ya? Hacı bu kadın 60 yaşında. Bu kadın 60. Bir de karakteri yapımda ruhemici. Vallahi Emer. Horol horol Emer yani. Neyse sonra bak ya. Hay aman abim, seni de şu yapımda görmezsek ayıp olurdu zaten. Biliyorsunuz kendini zorla oynattırdı bu yapımda. Yemin ediyorum bu kız da iyice bir yere kapak atınca kapısında yatanlara döndü. Kızım zaten Tim abi nerede tipi kayık var filmini almak için yer arıyor. Tamam anladık Wednesday'de oynadın iyiydi. Anlaşılan sike sike bütün Tim Burton yapımlarında seni göreceğiz artık. Bu yapımda da çarşamba kızımız Winona ablanın kızıymış. Bununla da okulda herkes anan hayalet avcısı mı diye daşak geçiyor. Ama bizim çarşamba o kadar ruhsuz ki bu söylenenleri sallamadığı gibi dedesinin cenaze haberini aldığı halde gelemem iklim konferansında konuşacağım küresel ısınma daha önemli falan diyebiliyor öyle umurunda değil. Beter Böcek abimiz de öteki tarafta sik kafalı Japon askerleriyle çağrı merkezi işletiyor. İşte kocam beni aldattı onu kurbağaya çevirebilir miyiz? Kayınvalidem zengin ama ölmüyor mirası da bize kalmıyor öldürme büyüsü yapsak günah mı? Gibi şeylere bakıyorlar. Şimdi Beter abimiz için sorun şu. Monika abla kendisini arıyor. Neden peki? Çünkü Monika abla Beter abinin eski karısıymış. Çağlar önce Beter abi zehirlemiş, Beter abi de ölmeden önce Monika'yı doğramış. Böyle sikko bir ilişkinin sonucunda yıllar sonra Monika da o yüzden onun peşindeymiş. Bu arada babası köpek balığı tarafından öldürülen adamın mezar taşını köpek balığı yüzgeci yapmak da inanılmaz gerçekten. Oğlum film esnasında böyle böyle o kadar çok şey var ki Ezel'in annesi kör Meliha bile yapımı Tim Burton'un yaptığını koklayarak anlar öyle söyleyeyim. Yapım absürtlüğün son noktasında adeta sörf yapıyor. Babası ölmüş Vinona'ya menajere olan bu herif cenazede evlenme teklif ediyor. Yetmiyor bu da kabul ediyor. Tabii bizim ergen çarşamba üf anne ya deyip bisikletiyle ortamdan uzaklaştı. Sonra gitti durduk yere bir ağaca çarpıp gözleri fitne fucur bakan bu uşakla tanıştı. Hemen de böyle işveler böyle bir cilvelenmeler. Başta da söylediğim gibi bu çarşamba kızımız anasıyla falan kimseyle anlaşamıyor. Neden? Çünkü hayaletlere inanmıyor. Ben gördüğüme inanırım. Bilim forever ne hayal et koyayım diyor. İnsan sevmiyor. Ama bu oğlanı görünce hemen kılıçları indire veriyor. Niye ise? Bu arada Winona zırt pırt Beter abiyi görünce menopoza girmiş gibi çıldırmaya başlıyor. Bilmeyenler için söyleyeyim Beter abi dünyaya temelli dönebilmek için zorla Winona ile ilk yapımda evlenmişti. Bizim abla da yeni kocası olacak adamı diyor ki her yerde onu görüyorum. E bakma hayatım. Çözümünü siktirme şeytan o anlasana. Üç kulfu bir elhama bakar hayatım abartıyorsun bence. Hacı bunlar tartışırken Winona abla söyleme dediği halde abi sallamayıp üç defa beter böcek demesin mi? Erkek işte amına koyayım. Kadını dinlesene abi. Neme diye sen 3 defa söyleyen kadını. Hop bir anda giriyorlar mı maketin içine? Bir iki ecinliği hareketin ardından Winona abla gerçek dünyaya dönüp çatı katını kilitliyor. Bu arada beter abinin çocuğu olsa gerçekten çakiye benzermiş. Yani bunu da burada görmüş olduk. Amerikan genişliği diye bir şey var biliyorsunuz. Nasıl mı? Şöyle ki mesela bir kız çocuğunu baba veya anne bir erkeğin evine kadar getirip bırakabiliyor. Bu yapımda da öyle oluyor ve çarşambayı anası manitasına bırakıyor. Çarşamba eve girer, yakınlaşma, öpüşme derken anam, ulan bunlar havalar. Arkadaşlar meğer çocuk hayal etmiş. Uşağı bu yüzden sadece çarşambayla anası görüyormuş. E hayalet olduğu için evden uzaklaşamıyor da. Ulan ben de diyorum bunlar niye başka bir yerde buluşmuyorlar? Dünyayı tekrar insan olarak gelebilirim ama bana yardım etmen lazım. Anneme soralım bence. Eğer bana yardım edersen babanı tekrar görebilirsin. Zort. Hacılar bilin bakalım bizim çarşambanın hassas noktası kim? E babası. Hemen tamam deyip uşakla bir kitaptan 3 satır okuyup öbür tarafa geçiyor. Bizim Winona olayı duyunca el mahkum göt gardiyan çareyi beter abiden yardım istemekte buluyor ve kendisini çağırıyor. Yeter böcek yeter böcek yeter böcek. Yeter böcek ne lan? Boş ver şimdi sen ne yazıyor burada onu söyle. Kızın uşakla hayatını takas etmiş. Uşak buraya gelecek, kızın orada kalacak. Tek gidişli uçak bileti. O zaman bana yardım et, beni oraya götür. Eski karımdan kurtulmam için benimle evlenmen lazım. Tamam, kabul. O zaman imzalayalım bu sözleşmeyi. Allah bizi meşhur etsin. Ana işte oğlum. Kızı için ölüyle bile anlaşır. Öbür tarafa gidiliyor. Herkese her musibetten beter abi kurtarıyor. Düşünün çarşambayı gandıran bu piçi bile cehennem ateşine o gönderiyor. Baba ile vedalaşılır ve dünyaya döndüklerinde... Anne inanmıyordum sana özür dilerim. Varmış hayalet. Bravo gerizekalı. Yani anan yıllardır gördüklerini götünden atabilir mi kızım? Bu arada şu sahne çok iyi be oğlum. Hani şu milletin telefonunun içine girmesiyle başlayan. Yahu kilisede, evet kilisede öyle danslar, öyle eğlenceler, efendim haç düşmesi falan öyle şeyler yapılıyor ki yani. Hakikaten bir empati yapayım diyorum. Yaparken tutuklandım. Şimdi bu tarz özgün ve yaratıcı işleri izledikten sonra sormamız gereken şey şu. Bizde neden bu tarz işler yok? Bizde niye bilim kurgu yok vesaire vesaire. Arkadaşlar eğitim sistemi düzgün tesis edildi, kültürel yozlaşma sonlandırıldı, sosyal çürüme durduruldu da bizim mi haberimiz yok? Önce belirli gereksinimler yapılsın. Sonra bir 25 yıl falan bir bekleyelim. Ondan sonra tekrar bakarız. Zira şu anda toplum ekmek istiyorsa köftede ısrar etmeyeceksin noktasındayız. Kısacası hayaletler görüyorum. Kimsenin görmediği Ölülerle konuşuyorum. Kimsenin bilmedi. Beter böcek deyince üç defa geli veriyor yanımıza. Ulan o taraf daha eğlenceli. Ne işin var dünyada? Temalı bu yapım bizim için.